Koş 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 çabuk çabuk. Koş koş. Gel bakalım Hanifeciğim. Gülbüzcüğüm sen bu poşetleri al hemen bakalım. Bunlar bende ama senin unuttuğun bir şey var. Ne var? İşte bu. Aa, montumu unutmuş. Onu da bana taşıttırdın ya. Oh iyi oldu sana. Sen bana o kadar eziyet ettin. Ben şimdi üstümü değişip geleceğim. Bu arada eşin nerede? Aa, kocam nerede? Kocamı mı kaybettin yoksa Gülbüz? Sen de nerede bekledin? Nerede benim kocam? Beni bu yaştan sonra kocasız bırakma. Zaten zor buldum. Vallahi genelde burada bekliyorlar ama ne bileyim. Neredeler? Tamam ben gidiyorum. Listem orada, menüm orada. Ben geliyorum. Gerçek Hanife'yi bugün göreceğiz. Yani bütün hafta böyle insanlara puanlarını dağıttı. Puanları alamayacağı zaman içindeki o canavarı göreceğiz. Sesinin biraz daha yükseleceğini göreceğiz Hanife'nin. Çünkü insanlardan bir beklenti içinde hep puan dağıttı bu hafta içerisinde. Geldik Gürbüzcüğüm. Hemen hazırlandık geldik Süreyya Hanım'ın muhteşem deşimi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya çocuklar siz neredeydiniz? Siz alışveriş ettiniz, biz yukarıda uyuyakalmışız ya. Yoruldunuz. Evet, canım kocam bazen ona çok üzülüyorum benim gibi bir karısı olduğu için. O da peşimde sürükleniyor şimdi. Aslen Gölcüklü müsünüz? Gölcük'ten geldik biz, biraz yol yorgun. Sen de Trabzonlusun değil mi? Biz aslen Trabzonluyuz ama Gölcük'te oturuyoruz. Tanışma hikayenize birazdan geleceğim ama öncelikle senin için burayı hazırladım. Evet, çok teşekkürler Gürbüzcüğüm. Beni şaşırttın, benim için bir şey yapmışsın. Marketin de altını üstüne getirdim bu arada. Umarım mutfakta da marketteki gibi olmazsın. Aslında çok düzenli de çalışan biriyim ama işte seninle birlikte nasıl olacak bilmiyorum. Hiç dağınık çalışmayı sevmem. Neyse ki şanslısın, bugün yanında bir aşçı var. Canım kaynım. En sevdiğim kaynım. Artık süreni başlatayım mı? Dur. Daha başlatma süremi. Biraz bakayım şunlara, bir notlarımı okuyayım. Vallahi dersini evde çalışacaktın. Masayla mı başlayacaksın? Yok, ben şimdi hazırlamam gereken, marine etmem gereken şeyler var. Onları hemen böyle koyup bakacağım. Brownie yapacağım, fırına atacağım. O 25 dakikada masayı hazırlayacağım. O zaman süreni başlatıyorum. Hazır mısın? Böyle yaparsam ben hiç hazır olamam ben. Sakinim, hazırım. Senin oyunlarına gelmeyeceğim. Kendim gayet planlı, programlı çalıştım. Olması gerektiği gibi yapacağım. 3, 2, 1, süren başladı. Fırtına gibisin valla. Neyle başlıyorsun Hanifeciğim? Hemen şunu yeşil çayları atayım, demleyeyim. Brownie'nin yanında sunulacak olan limonlu naneli yeşil çay için kettle'daki sıcak suda bekletilen hazır poşet yeşil çay sürahiye alınıyor. Ya çocuklar, Hanife bir ara yemeklerim lezzetli ama basit demişti. Niye böyle bir yorum yaptı sizce? Evet, ama bunu şundan dolayı söyledi. Kendisi çok yetenekli bir aşçı, evinde güzel yemekler yapar. Bundan dolayı ona her türlü yemek basit geliyor. Şu 30 saniyede yaptığı yeşil çaydan dolayı değil yani. İstisnalar kaydayı bozmaz. Bu arada yeşil çayın içine başka neler koydun? Hibiskus koydum. Birkaç dilim limon, tarçın kabuğu ve taze nane yaprağı da yeşil çaya ekleniyor. Muhammed'ciğim doğruyu söyle. Nasıl tavladın kızı? Çok bir şey yapmama gerek kalmadı. Oğlum, bu kadar da doğru söylemene gerek yoktu. Bizimki ilk görüşte aşk yemiş oldu yani. Hadi biraz da sen anlat. Hayır, ben anlatamam, o anlatır. Bu arada limonlu yeşil çay bitti mi? Görebilir miyim? Şöyle bakın ne güzel. Bu şekilde mi bekleyecek? Bunu dolaba koyalım. Dolapta soğuk. Gel sana yardımcı olayım. Brownie ile sunulacak yeşil çay hazır. Ana yemek piliç Topkapı için fileto tavuk etleri marine edilmek üzere kaseye alınıyor. Hadi biz çıkıyoruz. Sana kolay gelsin ablacığım. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Görüşürüz. Kendine iyi bakın. Kendine iyi bakın. Muhammedciğim, eşine sarılıp bir şans dile istersen. Hazırım, öyledim. Hadi ben de. Kendine iyi bak. Beyler, çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ana yemek piliç Topkapı için tavuk etlerinin üzerine birer su bardağı sıvı yağ ve süt ekleniyor. Şimdi bunu marinemizi ettik. Güzelce bunları doladım. İnşallah sosu yeterli gelir. Açacak mı, vuracak mı? Sonra onları güzelce inceltip içine pilavını güzel dikecek mi? Bunların hepsine bakacağız tabii ki de. Kasaba yaptırırsa işte o zaman da sen niye yapmadın derim. Çünkü şundan dolayı diyeceğiz. O yüzden de Hanife Hanım'dan beklediğim performansı göreceğimi düşünüyorum ama düşünmüyorum tabii ki de. Çikolata içerisinde meyvelerle süslü brownie'nin keki için kaseye 3 yumurta kırılıp fırın önceden ısıtılıyor. Hanifeciğim,
Çiçeği burnunda evli olarak mutfakta da çok tecrübeli değilsin sanki. 1,5 yıllık ev hanımıyım. Diyeceksin ki Gürbüz'cüm senin bu yarışmada ne işin var Hanife? Ah o benim ablam beni kahretti bu yarışmaya. Gir de gir, gir de gir. Senin elin lezzetli. Bu arada bütün yakınlarım elimin lezzetli olduğunu söyler. Yemeklerimi yediler herkes. Ben bu yaşıma kadar çok yemek yapmadım açıkçası. Nasıl yani? Ben 7 kardeşim Gürbüz'cüğüm. 5 kız 2 oğlan. Maşallah. Haliyle hep de üniversitede dışarılarda okuduğum için hep yemekleri ablamlar yaptı, ben yedim. Sen kaçıncı kardeşsin? Ben 6. kardeşim. Bir tane de kardeşim var. Öyle olduğu için de ben evlenince yemek yapmaya başladım. Ama arkadaşlar yemek tariflerine yazıyorsun. Her şey çıkıyor zaten. Yani yemek yapmayı bilmiyorum diyen boşa konuşmuş olur bence. Peki annen seni mutfağa sokmuyor muydu? Yani onlar yapıyordu, ben yiyordum, en güzel iş. Hazırcı seni. Niye kendimi yorayım şimdi? Yumurtayla şekeri ne kadar karıştıracaksın? Bunun şöyle bir güzel bir kıvamı oluyor o olana kadar. Böyle bir pürüzsüz bir kıvam, beyaz, daha beyaz oluyor. O olana kadar karıştır. Bu arada benim gerçekten elim lezzetli. Yani yiyenler söylüyor. Ama ben bu kadar gergin bir ortamda. Yani ben evime çok misafir ağırlıyorum bu arada. 1,5 yılda bayağı misafir ağırladım. Ve herkes yeni evli olmama rağmen bu kadar misafir ağırlamama şok içinde. Gürbüz bana oradan kaç. Tabii ki. Demek çok misafir ağırlıyorsun. Evet, evimin geleni gideni hiç bitmez. Ben çok severim. Çok da çevrem ve arkadaşlarım olduğu için. Hatta komşularım da bu durumdan şikayetçi. Ben şimdi çok oynamayı seven, böyle arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven bir insan olduğum için komşularımla aramı iyi tutuyorum ki beni şikayet etmesinler.